Evet, 12. soruda bir şeklimiz var. Hadi bunu şekli soruyu yapalım bu sefer. Yanda verilen ABCD dikdörtgeninin sol tarafında AB kenarı ortak olan ABKL karesi, sağ tarafında CD kenarı ortak olan CDM eşkenar üçgeni yer almaktadır. Şimdi eşkenar üçgen ve kare, bakın dikkat. Eşkenar üçgeni ve karenin özelliklerini hatırlayalım. Karenin bütün kenarları eşit. Eşkenar üçgeni de aynı şekilde bütün kenarları birbirine eşit. Devam edelim. ABKL karesi ve CDM eşkenar üçgeni şekildeki gibi ok yönünde katlanıp kesiliyor. Geriye kalan mor taralı bölgenin çevresini veren cebirsel ifade bulun diyor. Şimdi ben istediğini bir yapayım. Burada ne yapmış? ABKL değil mi? ABKL karesini attım. Katlanıp kesmiş. Aynı şekilde eşkenar üçgeni, CDM eşkenar üçgenini bakın kesip katlamış. Hadi dediklerini yapalım. Geriye kalan şekli ben şöyle bir çizmek istiyorum. Geriye şöyle bir şekil kalıyor mu? Kalıyor. Burada şimdi kalan şeklin kenarlarının verdiği ifadeleri, yani bana belirtilen ifadeleri yerine yazacağım. Daha sonra da çevresini bulmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle baktığımda kesilen bir şekil kare olduğuna göre ben şu uzunluğa ne diyebilirim? X diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. O zaman bu uzunluk X'i. Benim uzun kenarımdan geriye ne kalır o zaman? Bakın 14 vermiş. 14 santim. X parçası kesiliyorsa 14 eksi x kalır mı? Kalır. Aynı şekilde üstü de eşit olduğundan 14 eksi x'tir. Peki burada eşkenar üçgene bir gelelim. Şurada bakın gösterilen uzunluk nedir? X santimdir. Bu içeri katlanıyorsa benim şeklimde de şu belirttiğim yerler x olmayacak mı? Yani x santim olduğunu görüyorum. Gelelim şu dik uzunluğa. Dik uzunluğu nereden karar veriyorum? Tabii ki de kareden. Karenin bir kenarı x ise burası ne olur? Bitişikti zaten. X olmak zorunda. Bakın içe katlanıyor. Şimdi bütün kenarlarını belirledim. Tek yapmam gereken çevresini bulup cebirsel ifade oluşturmak. Zaten çevresi bana bir cebirsel ifade belirtecek. Hadi gelin toplayalım bunları. Tek tek topluyorum. İki tane ne var? 14 eksi x ifadem var. Artı diyorum. Kaç tane x ifadem var? Bakın sayıyorum. 1, 2, 3. 3 tane de x ifadesi var. Bunların toplamı bana neyi verecek? Çevreyi verecek. Bakalım şıklarda bu halde mi arıyor benden de. Hemen bakıyorum. Evet, benden toplamamı istememiş artık. Böyle toplam şeklinde yazılmış halini arıyor. Hangi şıkta görüyorum bunu? A şıkkında görmüş oluyorum. Evet, bu da bu kadardı. Şimdi geçelim 13. soruya. 13. soru size ödev. Aynı şekilde bakın. Kare, ikizkenar, üçgen vermiş. Bunların özelliklerden yola çıkarak ne yapıyorsunuz? Şekilde kenar uzunluklarını yerine yazı yazı gidiyorsunuz ve bilinmeyenlerden bir cebirsel ifade oluşturuyorsunuz. Evet, diğer sorumuz 14. soru. Bu soruyu çözmek istiyorum. Ali dikdörtgen şeklindeki masanın kenarlarını karış yöntemiyle ölçmeye çalışıyor. Ali'nin bir karışın uzunluğu x santimdir. AB kenarını ölçerken 8 karış ilerlediğinde masayı 5 santim geçiyor. AD kenarını ölçerken 4 karış ilerlediğinde ise kenarın sonuna 7 santim eksik kalıyormuş. Şimdi ben masayı bir çizmek istiyorum. Çizdiğimde ne diyor? Bakın. Kenarlarını da yazalım. AB ve DC. Şimdi AB kenarını ölçerken 8 karış ilerlediğinde ne yapıyormuş? 5 santim geçiyormuş. Masayı 5 santim geçiyormuş. Şimdi şu şekilde yazmaz mı? Bakın. 50x, her karışı x'e denk geliyor. Ve kaç karış ilerliyor? 8 karış ilerliyor bakın. AB kenarında. 8 karış, her karışı x ise 8x ilerliyor. Peki ne diyor bana? 5 santim geçiyor. 5 santim geçmesi için benim bundan 5 santim çıkarmam gerekmez mi? Bakın masaya fazla geliyor çünkü. Diğerinde ise baktım. Hangi kenarım diyor? AD kenarımı. Bunda da kaç karışlar var elimde? Yine x karış, her karışı x. Kaç karış gitmiş? 4 karış. Hemen onu da yazalım. AD kenarında bakın 4 karış gidiyor. Her karışım x ifade ettiğine göre 4x. Peki ne diyor? 7 santim eksik kalıyor. 7 santim eksik olması için benim buna 7 eklemem gerekmez mi ki 7 santim eksik kalsın? Yani masayı tamamlamam gerekiyor. Neden? Ölçtüğünde eksiklik görmüş. Benim burada
AB 8x eksi 5 cebirsel ifadesi, AD kenarımsa 4x artı 7 cebirsel ifadesi olmuş oluyor. Bana sonuçta neyi soruyor? Buna göre masanın çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmişti? Tek yapmam gereken kenarlarını belirlediğime göre, bakın uzun kenarını ve kısa kenarını belirledim. Tek yapmam gereken bunları toplamak ve çevreye ulaşmak. Şeklin çevresine nasıl ulaşırım? 2 kısa kenar artı 2 tane uzun kenar toplamından ulaşabilirim. Şimdi şıklarda tek tek işlem yapmadan bu dediğim ifadeyi arayalım. Yani 2 tane uzun kenarını arıyorum. Artı bunlarla da 2 tane kısa kenarın toplamından arıyorum. Hadi bakalım hangi şıkta yer alıyormuş? Çevresini yazalım. 2 çarpı uzun kenarım neydi? 8x eksi 5 artı 2 tane de neyi arıyorum? Kısa kenarım neydi? 4x artı 7. Hangi şıkta mevcutmuş? D şıkkında yer alıyormuş. Evet, bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Yani burada dikkat etmem gereken, bana soruda anlattığı neyse onu bir matematiksel ifadeye dökebilmek. Gerisi zaten geliyor. Geçtim 15. soruya. Evet, 15. soruda bakın 2 tane çocuk var, Emir ve Orhan. Bunlar bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapıyorlar? Soruyu bir anlayalım. Yokuşun alt kısmında durmakta olan Orhan ve Emir, yokuşun üst kısmındaki içi ceviz dolu çuvallardan pembe ve mavi kovaları ceviz taşıyacaklardır. Farklı zamanlarda getirdikleri cevizleri pembe kovaya, aynı zamanda getirdikleri cevizleri mavi kovaya atacaklardır. Orhan her seferde 2 tane, Emir ise her seferde 4 tane ceviz taşıyabildiğine göre 2 dakika sürede pembe kovada toplanan ceviz sayısını veren cebirsel ifade nedir? Şimdi gelelim. Bakın dikkat etmem gereken ne? Mavi kovada hangileri toplanıyor, pembe kovada hangi? Şimdi baktım, farklı zamanlar pembe kovaya, aynı zamanlar mavi kovaya toplanıyormuş. Şimdi soruda da benden ne istiyor? Pembe kovada toplanan, yani farklı zamanlarda getirdiklerini istiyor benden, getirdiği ceviz sayılarını istiyor. Şimdi burada Emir'in o yokuşu çıkma inme saniyesi, Orhan'ın aynı şekilde bu yokuşu kaç saniyede çıkıyor, kaç saniyede iniyor, bunlara bir dikkat edelim. Gelin bunları bir not alalım. Şimdi Emir, ben yokuşu 4 saniyede çıkıp 2 saniyede iniyorum diyor. O zaman Emir'in toplam süresi, inip çıkma süresi ve Orhan'ın toplam inip çıkma süresini bir belirleyelim. Toplam Emir kaç saniyede inip çıkıyormuş? 6 saniye. Orhan'a bakalım. Orhan'ın da toplam kaç oluyormuş? 8 saniye oluyormuş. Farklı zamanlardaki getirme sürelerini istiyorsam, önce aynı zamanlarda, yani kaç defa birlikte bunlar çakışır, kovaların başında aynı anda getirirler, bunu bulup toplam zamandan çıkardığımda geriye farklı zamanlarda getirdikleri cevizler kalmayacak mı? Kalacak. Zaten bunların toplamını istiyor. Yani bu pembe kovada birikenleri istiyor. Hadi gelin başlayalım. Şimdi benim yapmam gereken 6 ve 8'in ortak bir katını bulmak değil mi? Peki neden bunu buluyorum? Çünkü bunların aynı anda geldiği zamanı hesaplamaya çalışıyorum. Yani hangi saniye anında bunlar aynı kovanın başına aynı anda gelir? Şimdi bakıyorum, 6 ve 8, birinin 6 saniyede inip çıkması, diğerinin 8 saniye sürüyormuş. Bunların ortak bir saniyesini arıyorum. En küçük katını arıyorum. Hadi gelin bulalım. 6'nın katlarını yazdım. 6, 12, 18, 24. Devam ediyor. Bu şekilde uzar gider. 8'inkileri yazalım. 8, 16, 24. Bakın bunu arttırabilirim ama gerek yok. Neden? Ben burada en küçük ortak kata ulaştım mı? Ulaştım. En küçük ortak katı bulduktan sonra bunun diğer katlarını bulmanız kolaylaşıyor. Neden? En küçük ortak katın katlarını aldığınızda diğer katlarına ulaşmış oluyorsunuz, kısa yoldan demiştik. Şimdi burada bir belli bir süre vermiş. 2 dakikalık bir süre vermiş. Ben bunu 2 dakikalık süreye ulaştırmak için elimde sadece ne var şu anlık? 24 saniyem var. 2 dakikalık süreye ulaştırmak için ne yapmam gerekir? Bakın 24 saniyeyi 1 dakika 60 saniye ise 2 dakika 120 saniye etmez mi? Eder. 24 saniye, 2 katını aldım 48 saniye, 3 katını aldım 72 saniye, 4 katını aldım 96 saniye, 5 katını aldığımda ne gelmiş oluyor? 120 saniye gelmiş oluyor. Demek ki bu iki çocuk
En küçük ortak kat olarak 24 saniyede buluştu. İlk defa 24 saniyede aynı kovanın başına geliyorlarmış. Peki 2 dakika süre içerisinde bunlar toplam kaç kere aynı anda birbiriyle çakışıyormuş? Onu hesapladım. Demek ki bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 kere aynı kovanın başına gelebiliyorlarmış. Bunlar nedir? Aynı zamanlar. Bakın aynı anda geldikleri zamanlar. Peki ben sorunun başına ne demiştim? Toplam zamandan aynı zamanları, geldikleri zamanları çıkarırsam farklı zamanları bulmuş olur muyum? Olurum. Hadi gelin. Tek tek hesaplayalım bakın. 5 sefer yapıyor dedik. Şimdi Emir'in 120 saniyede yani 2 dakikada 6 saniyede gidip geldiğine göre kaç sefer yapmış olur? 20 sefer yapmış olur. Peki aynı şekilde Orhan'a bakalım. Orhan'a baktığımızda 120 saniye içerisinde 8 saniyede gidip gelebiliyormuş. O zaman toplam kaç sefer yapar böldüğümde 15 sefer yapmış olur. Şimdi bakın bunlar toplam sefer sayıları. Biz dedik ki bunlar 5 kere de ortak bir şekilde çakışıyor. 5 kere aynı kovanın başında buluşabiliyorlar. Toplam seferlerinden bu ortak noktalarını çıkardığım an geriye farklı zamanlarını bulur muyum? Hadi bulalım. Emir'in 20 saniyesi vardı. 5 seferde çakıştıkları saniye yani aynı zamanda gittikleri saniye çıkardım. 15 saniyede farklı kere gitmiş oluyor. 15 sefer. Peki her seferinde kaç tane ceviz taşıyabiliyormuş? 4. Toplam kaç ceviz taşıdı? 60 ceviz. Geldim Orhan'a. Bakın. Toplam 15 seferde gidip geliyormuş. Bir de bunun ortak bir alanı vardı. Dedik ki ortak zamanı vardı. Ortak zamanımız neydi? 5 sefer. Bunlar 5 sefer birbiriyle buluşuyor. O zaman gelin bu 5 seferi ortak olanı çıkardığımda kaç defa farklı zamanda gittiğini bulalım. 10 defa farklı zamanda gitmiş oluyor. Bu da her gittiğinde kaç tane ceviz taşıyabiliyormuş? X tane değil mi? O zaman 10 çarpı X'ten kaç ceviz taşımış olur? 10X. Şimdi toplamını arıyorum. Hadi toplamını da bir bulalım. Emir toplam 60 ceviz taşıdı. Orhan da ne taşıdı? 10x tane ceviz taşıdı. Bunları topladığımda şu karşıma çıkan cevizsel ifadeye ulaşmış olur muyum? Yani toplam cevize. Bakın 10x artı 60. Demek ki benim aradığım ifade hangi seçenekte yer alıyor? C seçeneğinde yer almış oluyor. Bakın bir soruyu toparlayacak olursak. Benden istediğin neydi? Bunların farklı zamanlarda kovada biriktirdikleri ceviz sayısıydı. Farklı zamanları bulmak için de toplam gittikleri zamandan bunların ortak bir şekilde çakıştıkları zamanı çıkarırsam gittikleri farklı zamanları bulurum dedim. Bundan da 2 dakika süreden yardım alarak ve en küçük ortak kattan yardım alarak çözüme ulaşmış oldum. Evet bu soru da bu şekildeydi. Geçelim 16. soruya. Bakın 16. soru da çok güzel bir soru. Evet, bana burada yukarıda verilen hedef tahtasına atış yaparak mor, pembe ve yeşil balonları patlatmaya çalışan Kaan hedef tahtasındaki tüm asal sayıları patlatmıştır demiş. Güzel. Balonlar patladığında üstte bulunan balonlar aşağıdaki satırı düşebiliyormuş. O zaman patlama işlemi bittiğinde 3. ve 4. satırdaki balonların cebisel ifadesi sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Hadi gelin biz de Kaan'a yardımcı olalım ve asal sayıları patlatalım. Şimdi asal sayı neydi? Önce onu hatırlayalım. En küçük asal sayımız neydi? 2 idi. Bunun özelliği neydi peki? Tek çift asal sayı olmasıydı. Bundan başka çift asal sayı yoktu. Peki bir asal sayının özelliklerine baktığımızda aradığımız ne olması gerekiyordu? Yalnızca 1'e ve kendisine bölünecek. Başka hiçbir böleni olmayacak. O zaman baktım. 3 bir asal sayı mı? Evet. Patlatabilirim. Gitti. 18 bir asal sayı mı? Hayır. Bir kere çift sayı gitmez. Bakın 1'i atladık. Bir asal sayı mı peki? Hayır. Ne dedi? Yalnızca 2. En küçük asal sayımız 2. Oradan başlıyoruz. 19 bir asal sayı mı? Evet patladı. Devam ediyorum. Sırada 17. Daha sonra neyi patlattım? 23. Evet devam edelim patlatmaya. 31 gitti. Evet 2 gitti bakın. En küçük asal sayımız. Devam ediyorum. Aynı şekilde 5 gitti. 31 gitti. 29.
ve son olarak da patlattım. Şimdi patlatabileceğim başka ne var? Bakıyorum 28, 27, 26, 6. Bunların hiçbirini patlatamam. O zaman gelin ben size şurada kalan tabloyu bir yapayım. Şu şekilde tabloyu çizmeye çalışıyorum. Aynısı farz edelim. Şimdi 3. ve 4. satırlar olarak belirttim. Hadi gelin kalan balonları ben harf sistemiyle göstereyim. Yani mora M diyeceğim, yeşile Y diyeceğim, pembeye de P harfiyle belirteceğim. Şimdi kalanları tabloda göstereceğim. Bakın patlattığım asal sayıları artık yok ediyorum. Yeşiller gittiğine göre. 3 ve 4. satırda kalanlara bir bakalım. 3. satırda bakın bir tane mor kalmış oldu. 1 numara. Çünkü patlayanlar yerine de satırlara düşebiliyor dedik bu baloncuklar. 4. satırda da ne kalmış oldu? Bir tane mor kalmış oldu, 18 numara. Bakın çünkü aşağı düştüler. Aynı şekilde dolduralım, devam edelim. Bir tane pembe kaldı. Aşağısında bir tane mor kaldı. Devam ediyorum. Yeşil kaldı, mor kaldı. Geldim 4. sütuna. 4. sütunda ne kaldı bakın? Pembe kalmış oldu. Bir de mor kalmış oldu. Neden? Patlayan yeşil yerine düştü bu baloncuklar. Devam edelim. Aynı şekilde dolduruyorum. Mor kalmış oldu. Yeşil kalmış oldu. Pembe kalmış oldu. Pembe kaldı. Aynı şekilde iki tane pembe kaldı. Çünkü bakın neden? Yeşille morlar patladı. İki tane pembe kaldı. 22 numara aşağıya düştü. Devam ediyorum. Yeşil kalmış oldu. Pembe kaldı. Bakın üstlerde hiçbir şey kalmadı şu ikisinin üstünde. Üçüncü satırda. Devam ediyorum. Yeşil, pembe ve yeşil, mor kalmış oldu. Yani bu baloncuklarım elimde kalanlar. Şimdi bakıyorum 3. satır ve 4. satırda bu benim harflerle belirlediğim nelere karşılık geliyormuş. Onları bir yazalım. Yani mor ne demek, pembe ne demek, bu hangi cebisel ifadeyi oluşturacak onu yazacağım. Gelin şurada tek tek yazayım. 3. satır diyorum. Şimdi benim elimde toplam kaç tane? Mor kaldı, pembe kaldı, yeşil kaldı, onu yazıyorum. Bakıyorum 2 tane morum kaldı artı 3 tane pembe balonum kaldı artı 3 tane de yeşil balonum kalmış oldu. Şimdi morun karşılık olduğu sayı yazacağım şimdi. 2 tane mor varsa elimde. Mor balonun karşılık olduğu sayı neydi? Cebisel ifade daha doğrusu. X'i tabii ki 2x oldu. Artı 3 tane pembenin karşılık olduğu harf neydi benim cebisel ifadem? Y'de 3y. Artı peki yeşilin karşılık olduğu sayı ne? 2 artı 3 çarpı 2. Evet, bu cebisel ifadeyi belirledik. Bakın 3. satır belirledik aslında. Geldik 4. satır belirlemeye. Hemen yazıyorum 4. satır. Evet, 4. satırda kalan balonların bir yazayım. Neler kalmış ona göre karar verelim. Evet, 5 tane mor balonum kaldı artı 2 tane yeşil balonum artı 3 tane de pembe balonum kalmış oldu. Şimdi mor balonun neye karşılık? Hangi cebisel ifade? Onu yazacağız. 5 çarpı x dedik artı 2 çarpı yeşil balonum neye karşılık? 2 sayısına karşılık 2 çarpı 2 dedik. Artı pembe balonum da y'ye karşılıktı. 3 çarpı y demiş olduk. Şimdi burada cebisel ifadelerimi belirledim ben aslında. Bakın 2x artı 3y artı 3 çarpı 2 yani 6. Diğer cebisel ifadem de 5x artı 2 çarpı 2'den 4 artı 3y. Şimdi şıklarda bunu arayacağım. Bakıyorum A şıkkı gitti. B şıkkına baktım. Evet, aradığım ifade tam da B şıkkına bakın. 2x artı 3y artı 6. 3. satır. 4. satırda nedir? 5x artı 3y artı 4. Aradığım ifade neredeymiş? B şıkkındaymış. Evet, bu soruyu da bu şekilde tamamladık. Geçtik 17. soruya. 17. soruda labirent oyunu gibi. Bunu size bırakıyorum. Siz yapıyorsunuz. Ödev. 18. soruda bakın buna benzer sorular çözdük. Saniyeli sorular. Mantıkları benzer. Bunu da yapıyorsunuz. Gelelim 19. soruya. Evet, bakalım 19. soruda bizden ne istemiş? Şimdi A ve B noktalarında bulunan aynalara uzaklıkları verilen C noktasında durmakta olan iki arkadaş. Aynalara doğru şekile verilen oklar yönünde x metre yürüdüklerinde görüntüler arasında uzaklığı veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ve burada bana bir bilgi vermiş. Bakın fen ve teknoloji dersine dönüyoruz. Ne diyor?
bir cismin düz aynada oluşan görüntüsünün aynada olan uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığına eşittir. Şimdi bu ne demek? Hemen bir şekil üzerinden gösterelim. Ben bu şekli şöyle çizmek istiyorum. Bakın A, B, C noktalarımız var. Şimdi iki tane de birisi A noktasında, diğeri de aynamızda B noktasındaymış. Ve iki tane arkadaş varmış. Çocukları da çizdim buraya. Evet, gittikleri yönleri de şöyle gösterelim. Bakın, birisi A noktası yönünde, diğeri de B noktası yönünde hareket edeceklermiş. Ne kadar hareket edecekler? X kadar. Şimdi bir hatırlatma. Bana bilgi de zaten vermiş. Burada da verilen uzunlukları bir inceleyelim. AC uzunluğu vermiş mesela 8 metre. Şimdi hatırlatmaya dönelim. AC uzunluğu 8 metre ise bu çocukların aynanın karşısındaki görüntülerine uzaklıkları da 8 metre olacak mı? Olacak. Yani aynayla görüntüler arasındaki uzaklık 8 metre olacak. Diğer arkadaşın da 6 metre ise aynı şekilde aynanın karşısındaki görüntüsü 6 metre olacak. Şimdi ne demek istiyorum? Hemen görüntülerini de ben şurada belirteyim. Mesela Arda'nın görüntüsü şurada oluşacak değil mi? Bakın Arda'yı çizdim. Peki Arda'nın görüntüsüyle ayna arasındaki uzaklık kaç metre olacak? 8 metre. Aynı şekilde Ayşe'yi de çizelim. Çizdik. Ayşe'nin de ayna ile görüntüsü arasındaki uzaklığı kaç metre olacak? 6 metre olacak. Bilgi de bunu vermiş bana. Şimdi bu çocuklar X metre hareket edeceklermiş. Ok yönünde gösteren ok yönü. Hadi bunları hareket ettirelim. Şimdi Arda X metre hareket ediyormuş bu yönde. Aynı şekilde Ayşe de bu yönde X metre hareket ediyormuş. Peki size şunu sorsam. Ben C noktasının A noktasına doğru Arda'yım mesela. Hareket edeceğim. X metre ettiğimde görüntüm de A noktasına doğru hareket etmiş olmayacak mı? Yani aynaya yakınlaşmış olacağız değil mi? Demek ki bu 8 metreden bir azalma olacak. Ne kadar azalma olacak? Bakın görüntüden de X metre gelecek. Ayşe'ye dönelim bir de. Ayşe kaç metre gelecek peki? Aynı demiş. X metre yürüyorlarmış. Ayşe'nin de uzunluğu 6 metreydi aynayla arasındaki görüntüsünün. Bakın bu da X metre gelmiş olacak. Peki azalma olacak dediysek. 8 metreden ne kadar bir azalma olacak? 8 eksi x kadar. Neden? X adım yürüyor. Peki Ayşe'den ne kadar bir azalma olacak? 6 metre ise ve x kadar yürüyorsa 6 eksi x şeklinde bir azalma olacak. Şimdi bu şekilde çizdik. Gördük ne kadar geldiklerini. Şimdi Arda'nın A noktasına olan uzaklığı, görüntüsünün uzaklığı 8 x oldu. Ayşe'nin de B noktasına olan uzaklığı 6 eksi x oldu. Neden? Yürüdükleri için bir azalma meydana geldi. Bir de arada bakın 8 metre ile 6 metrelik bir mesafe var. Şimdi benim bunları toplarsam ulaşacağım sonuç bana soruda istenen ifadeyi verecek mi? Verecek. Yani ne demek istiyorum? Şöyle düz bir zeminde çizeceğim artık. Evet, düz bir zeminimizde bakın son hallerindeki iki çizgi haline gösterdim Arda ve Ayşe'nin görüntülerinin bulunduğu noktaları. Şimdi aradaki mesafeyi hesaplarsak dedik ki burada 8 eksi x bir azalma oldu ve bu kadar bir uzunluğa ulaştık. Aynı şekilde burada da 6 eksi x bir azalma oldu ve görüntüler arasındaki noktalar arasındaki uzaklık 6 eksi x oldu. Peki dedik ki arada 8 metre bakın noktalarımız arasında A, B, C noktalarımız arasında 8 metrelik ve 6 metrelik bir mesafe daha var. Bunları da yok sayamayız çünkü iki görüntü arasındaki toplam uzaklığı istiyor. Hadi gelin bunların toplamını bulalım. Şimdi elimde ne var? 8 eksi x uzunluğu var. Artı. Aradaki mesafe ne? 8 artı 6'dan 14. Artı ne diyeceğim? 6 eksi x bir mesafem daha var. Bunu topladığımda bakın cebirsel ifadeye ulaştım mı? Ulaştım. Peki bana verilen soruda verilen şıklarda hangisinde bunu görebiliyorum? Baktığımda A şıkkında açıkça görebiliyorum. Demek ki cevabım bu şekildeymiş. Evet, bu soruyu da bitirdik. Geçelim 20. soruya. 20. soru da çok güzel bir soru. İşin içinde neler var aslında? Ondalık sayılar da var ama kuruş hesabı yaparak da bulabiliriz. Hadi gelin bakalım soruya. Şimdi markete gelip 10 kuruşluk çikolatalardan 3 tane, 50 kuruşluk çikolatalardan 7 tane, 25 kuruşluk çikolatalardan da 12 tane alan Tolunay. Kasa 50 TL para ödemiş. Yukarıda paraların bazılarının cebirsel olarak karşılığı verilmiştir. Buna göre Tolunay'ın alabileceği para üssünün cebirsel olarak karşılığı aşağıdakilerin hangisi olamaz? Burada ne yapmam gerekiyor?
Markete gittiğinde 10 kuruşluk çikolatalardan kaç tane almış onu yazayım önce bir. Başlıyorum. Hepsinden ne kadar aldığını tek tek yazacağım. Evet. 3 tane 10 kuruşluk çikolatadan almış. O zaman ne yaparım? 3 çarpı 10'dan kaç kuruş etti? 30 kuruş. Şimdi geldim. 50 kuruşluk çikolatalardan kaç tane almış? 7 tane çikolata almış. Her biri 50 kuruş. 7 çarpı 50'den ne yaptı? 350 kuruş yaptı. Geldim. 25 kuruşluk çikolatalardan da 12 tane almış. 12 tane çikolatayı çarpı 25 kuruş. Ne yapmış oldu? 300 kuruş yapmış oldu. Topladığımızda toplam ne gelmiş oldu? 680 kuruş gelmiş oldu. Peki bu 680 kuruş TL olarak neye karşılık? TL ve kuruş olarak bakalım. 6 TL 80 kuruşa karşılık değil mi? Elimde 680 kuruş varsa ben buna ne derim? 6 liram vardır. Yanında da 80 kuruşum vardır. Şimdi toplam 50 lira ödediğine göre geriye bana ne kadar kalmış onu bulalım gelin. 50 eksi yani ödediğim paradan harcadığım parayı çıkardığımda geriye kaç liram kalmış oluyor? 43 lira 20 kuruşum kalmış oluyor. Şimdi benim aradığım 43 TL 20 kuruş. Demek ki para üstü neymiş? 43 TL 20 kuruşmuş. Şıklarda aşağıdakilerden hangisi karşıda olamaz diyor. Şimdi şıkları tek tek incelemem lazım. Yani 2x artı 3b artı 2c'nin neye karşılık olduğunu bulmam lazım. Eğer 43 TL 20 kuruşa karşılık gelmiyorsa bu benim için doğru ifade olamaz. Evet, o zaman hadi gelin A şıkkını bir inceleyelim. Bakalım benim için doğru bir ifade mi değil mi? Hemen yeni bir sayfada A'nın karşılık olduğunu yazıyorum. Bana ne demiş? 2x. 2 çarpı x yani x burada neye karşılık? 20 TL. 2 çarpı 20 TL yaptım. Artı 3 çarpı p. Peki p burada neye karşılık? 1 liraya. 3 çarpı 1. Artı 2 çarpı c. Peki c neye karşılık? 10 kuruşa. 2 çarpı 10 yazdım. Şimdi burada kuruşları ve TL'leri ayrı hesaplayacağız. Hadi gelin belirtelim. TL artı kuruş. Şimdi hesapladığımda bakın 2 çarpı 20 40 artı 3 lira daha 43 liram oldu. Artı kaç kuruşum oldu? 20 kuruşum olmuş oldu. Şunu da belirtelim. Evet, 20 kuruşum olmuş oldu. Şimdi demek ki A benim için doğru bir ifadeymiş. A şıkkı gitti, olamaz diyor. Şimdi B ve C'yi incelediğinizde de 43 lira 20 kuruş geldiğini göreceksiniz. Gelelim D şıkkına. D şıkkını incelemek istiyorum. D şıkkını incelediğimizde hemen şöyle yazalım. Karşılık olduğu harfler ne dermiş bakalım. Y demiş. Y burada nedir? Hemen baktım. 10 TL artı 5Z demiş. 5 çarpı Z neye karşılık? 5 liraya yazdım. Artı 6P demiş. 6 çarpı 1 lira. Artı 2B demiş. 2 çarpı kaç kuruş? Hemen yazalım. 25 kuruş. Devam ediyorum. 2C demiş. C neye karşılık? 10 kuruşa karşılık. Artı A demiş. A da neye karşılık oluyor? 50 kuruşa karşılık oluyor. Şimdi kuruş ve TL olarak bunları bir ayıralım, karışmasın. Bakın şu yeşil işaretlediklerim ne? Kuruş. Peki kırmızıyla işaretlediklerim nedir? TL'dir. Şimdi topladığımızda bu ne gelmiş oluyor? 42 TL 20 kuruş gelmiş oluyor. Peki benim aradığım ifade böyle bir şey miydi? Hayır. Benim aradığım ifade neydi? 43 lira 20 kuruştu. Ama burada ne demiş? 42 lira 20 kuruş. Demek ki ben böyle bir ifade aramıyorum. O zaman benim aramadığım şık hangisiymiş? D şıkkı. Benim aradığım ifade neydi? 43 lira 20 kuruştu. Fakat burada 42 lira 20 kuruş elde ettim. Demek ki hangisi olamazmış? Aradığım ifade tam da D şıkkında yer alıyormuş. Evet, güçlendiren testlerimiz bu kadar. Çok az bir soru bıraktım size. Onları siz çözüyorsunuz. Aynı zamanda EBA'dan bundan sonra konumuz olan veri işleme, veri analizi ve açılar konusunun videolarını takip ediyorsunuz. Bunlarla ilgili ben size PDF'leri WhatsApp üzerinden ulaştırıyorum.
kazanım testlerini de yapmış olacaksınız. Şimdilik bu kadar dediğim gibi. İyi çalışmalar diliyorum. Bakın tatil değil bu, biliyorsunuz. Uzaktan eğitim haftamız. Bunu verimli bir şekilde geçirin. Sizlerden ricam düzenli çalışmanız, düzenli tekrar yapmanız. Hem bu cebisel ifadelerle birlikte cebisel ifadeleri baştan bir tekrar etmiş oldunuz. Güçlendiren testlerle daha da güçlendiniz. Size güveniyorum. Güçlendiren testlerin geri kalanlarını yapıyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.